Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz ajurlu örgü modeli nasıl yapılır onu paylaşmak istedim. Bakın modelimiz gerçekten çok şık, güzel bir model. Bu modeli çeyizlik yeleklerde, bebek örgülerinde, hatta yazlık örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimizin duruşu gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve sizler de denersiniz. Modelimiz 19 ilmek ve katlarından oluşuyor. Her örnek için 19 ilmek artı birer tane iki yana kenar ilmeği atarak sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben iki model üzerinden size örneğin açıklamasını yapmak istiyorum. Bunun için 38 tane iki örnek için ilmek gerekiyor. Artı birer tane de iki yana ilmek attım. Toplam 40 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Modelimizi kurmadan önce bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde ters olarak örelim. Bu şekilde devamında modelimizi kuralım. Bir sıra ters olarak ördüm ön yüzde ve arka yüzde. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ipimi örgümün arkasına aldım. 2 ilmeği hafifçe genişlettim. Ön taraftan batarak ikisini birlikte düz olarak ördüm. Burada bir eksiltme yapmış olduk. Yine ipimi arka tarafa aldım. Yine 2 ilmeği genişlettim. Bir kez daha 2 ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. 2 sefer 2 ilmeği birlikte ördük. Bir kez doladım. Bir ördüm. Bir kez doladım. Bir ördüm. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Toplam 3 tane aralarda düz örmüş olduk. Yine bir kez doladım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Yine sıradan iki ilmeğin yönlerini çevirip ikisini birlikte düz olarak ördüm. Şimdi 8 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ters ilmeğimi ördüm. İpim örgümün arkasında. 2 ilmeği hafifçe genişletip ön taraftan battım ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine 2 ilmeği genişletip ikisini birlikte düz olarak ördüm. Şişime bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir kez daha doladım ve iki ilmeğin yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte şişime alıp düz olarak ördüm. Yine iki ilmeğin yönlerini çevirdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde kuruluyor. Şimdi örgümü çevirip arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki tüm ilmekleri ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğe geldiğimde son ilmeği düz örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafı. Çevirdim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin ön yüzde ikinci sırasındayız. 1, 2, 3. 3 tane ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği
genişletip ön taraftan batıp düz örüyorum. Tekrar bakın bu ilmekle bu ilmeği genişletip ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek attım. Bir düz ördüm. Bir ilmek attım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir ilmek attım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek attım. Şimdi sıradan bu iki ilmeğin yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Yine iki ilmeğin yönlerini çevirip ikisini birlikte düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ters ördüm araya. İpimi arkaya alıp bu iki ilmeği ön taraftan batıp düz olarak birlikte ördüm. Yine ipimi arkada, yine iki ilmeği genişletip bir kez daha iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar doladım bir ilmek, bir ilmek düz ördüm, bir doladım, iki ilmeğimin yönlerini çevirdim. Ve ikisini birlikte şişime alıp düz olarak ördüm. Yine iki ilmeğimin yönlerini çevirdim. İkisini birlikte düz ördüm. 3 ilmek ters örüp kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzdeki ikinci sırası tamamlandı. Arka tarafa geçip bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar. Örgümüzün ön yüzünde modelimizin ön yüzdeki üçüncü sırasını yapıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. İpimi arkaya alıp bakın buradaki bu ters ilmekle bu düz ilmeği genişletip ön taraftan batıp ikisini birlikte düz örüyorum. Yine bu düz ilmekle bir önceki sırada attığımız bu ilmeği genişletip ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek attım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek attım. Şu aradaki 5 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir ilmek attım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek attım. Bakın bu bir önceki sırada attığımız ilmek ve yanındaki ilmeği çeviriyorum. İkisini birlikte batarak düz olarak ördüm. Tekrar bu düz ilmekle şuradan bir tane ters ilmek aldım, çevirdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Arada 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek ördüm. İpim arkada şu iki ilmeği genişletip düz olarak örüyorum. Yine sıradan iki ilmeği genişlettim ve düz ördüm. Bir ilmek attım. Bir düz ördüm. Bir ilmek attım. 5 ilmek düz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bir ilmek attım. Bir düz ördüm. Bir ilmek attım. İki ilmeğimin yönlerini çevirip ikisini birlikte düz örüyorum. Yine iki ilmeği çevirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. İki ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Hemen bakalım. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arka tarafta yine bütün ilmekleri ters örüp sıramızın başına gelelim. İlmeklerimi ördüm arka tarafta. Tekrar ön yüze modelimizin başına geldik. Kenar ilmeğimi aldım ve bir ilmek ters ördüm.
Şimdi sıradan iki ilmeği genişletip ikisini birlikte düz örüyorum. Yine sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte ön taraftan batıp düz örüyorum. Bakın buraya yine ilmeğimi attım. Şu sabit yürüyen düz ilmeğimi örüyorum ve bir ilmek attım yanına. Ortadaki ilmeklerimiz bir önceki sırada 5 taneydi. Şimdi 7 tane oldu. Onları da düz olarak örelim. Ve 7. Hemen yanına ilmeğimi attım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek attım. İki ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine iki ilmeği çevirip ikisini birlikte düz örüyorum. Bakın arada şimdi iki tane ters ilmeğimiz kaldı. 8 ilmekle başlamıştık altta. 2'ye kadar düştüm. İpim arkada. 2 ilmeği önden batıp birlikte düz ördüm. Yine 2 ilmeği ikisini birlikte önden batarak düz ördüm. 1 ilmek attım. 1 düz ördüm. 1 ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek araya düz ördüm. 1 ilmek attım. 1 ilmek düz, 1 ilmek attım. 2 ilmeği çevirip ikisini birlikte düz ördüm. Yine ikisini çevirip ikisini birlikte düz örüyorum. 1 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz de bu şekilde oldu sıramızın sonunda. Arka tarafta yine her zaman olduğu gibi bütün ilmekleri ters örüp sıranın başına gelelim. Arkada bütün ilmekleri ters ördüm ve modelimin başına geldim tekrar. Şimdi modelimizin son sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi arka tarafa geçirdim ve iki ilmeği hemen ön taraftan batarak ikisini birlikte düz ördüm. Aradaki haroşalarımız bitti. Yine iki ilmeği önden batarak ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmek attım, bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek attım. Aradaki düz ilmekleri örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın 9 ilmeğe kadar çıktı aradaki düz ilmeklerimiz. Bir ilmek attım, bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek attım. Şimdi bu ilmekle bu ilmeği çevirip ikisini bir düz ördüm. Yine iki ilmeği çeviriyorum. İkisini birlikte düz. Aradaki haroşalarımız bitti. Hemen yandaki iki ilmeği ikisini birlikte düz. Tekrar iki ilmeği genişletip ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmek attım, bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek attım ve 9 ilmek düz örüyoruz. Buraya geldiğimizde bir ilmek attım, bir düz ördüm, bir ilmek attım ve 2 ilmeği çeviriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Yine 2 ilmeği çevirip ikisini birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın ilk modelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi arkada bütün ilmekleri ters örüp sıramızın başına gelelim. Yeni model nasıl kuruluyor onu da görelim. Şimdi bu şekilde ilk modelimizi tamamlıyoruz. Bundan sonrasında örnek sürekli kendini tekrar ediyor. İlk sırada kurduğumuz gibi buraya örneğimizi kuruyoruz. Hemen videoyu sonlandırmadan önce tekrar ilk sıranın kurulumunu anlatmak istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 4 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3 ve 4. İp örgünün arkasındayken iki ilmeği genişletip ikisini bir düz ördüm.
Yine ipimi örgümün arkasında iki ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi tekrar doladım, şişime bir kez ve ilmeklerimi çeviriyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Yine iki ilmeği çevirdim. İkisini birlikte düz ördüm. 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ters ördüm. İpi arkaya atıp 2 ilmeği ikisini birlikte düz ördüm. Yine 2 ilmeği ikisini birlikte düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi tekrar dolayıp 2 ilmeği çeviriyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği çevirdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırası da bu şekilde oldu. Bundan sonrasında yaptığımız işlemleri tekrar ederek modelimize devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.